Merhaba arkadaşlar. Biraz sonra buradaki gibi işe yaramaz hale gelmiş olan, kullanılamayacak hale gelmiş olan kalıp sabunları tekrar nasıl işe yarar hale getiririz onu göreceğiz. Bu sabunları yağ asitlerine parçalamak yerine linkteki videodaki gibi yeni yapacağımız sabunun içine ilave ederek kullanılır hale getireceğiz arkadaşlar. O yöntemi göreceğiz. Bunun için sabun imalatı yapacağız. Yağ tartımıyla başlıyoruz. Sıcak proses kaynatma kullanacağım için buradaki gibi bir teneke ambalaj kullanıyorum. Teneke kullanabilirsiniz ama kesinlikle alüminyum olmamalı. Çünkü hidrojen gazı açığa çıkartarak delinir arkadaşlar. Toplam 1100 gram yağımız var. Yağ miktarının yani maksimum yağ miktarı kadar sabun yani olmamış sabun ya da bozulmuş sabun ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Öbür türlü dağıtmakta zorlanırsınız. Şimdi ısıtarak bu sabunları yağın içinde dağıtacağım. Rendelesek daha vakit kazanırdık. Ama mümkün olduğunca elimle ufalayarak işleme başlıyorum. Şimdi su içinde çözülüp kostik de ilave edilebilirdi ama şimdi su miktarı az gelebilir. Şimdi kostik de ilave edeceğimiz için nasıl bir sonuçla karşılaşabiliriz? Onu öngöremedim. Tabii denemedim. Yağın içinde dağıtmayı düşündüm. Bu arada bu yöntemi de ilk defa deniyorum arkadaşlar. Sabunları koyduk ve yağın sıcaklığı da yükseldikçe dağılacak. Yağımıza göre reçetemizi kuruyoruz arkadaşlar. Ayçiçek yağımızın sabunlaşma sayısı 0,136 gram. Yani bu 1 gram yağın sabunlaşması için gereken kostik yani sodyum hidroksit miktarı. Yani bu 0,136 gramı kullanarak kostik miktarını bulacağız. Bunun için de kullanacağımız yağın ağırlığını sabunlaşma sayısıyla çarpıyoruz. Yani bunlar birbiriyle alakalı. Yani yağın ağırlığı çarpı yağın sabunlaşma sayısı. Tabi burada bulduğum kostik miktarının biraz daha fazlasını ilave ediyorum. Sabunların içinde de sabunlaşmamış yağ asitleri olduğunu varsayarak 157,5 gram kostik su miktarında çünkü sabun da var. Onu da dağıtmak gerekecek reaksiyon sırasında. Su miktarını normalden biraz daha fazla alıyorum. Kostik miktarının 3 katı kadar alıyorum arkadaşlar. Şimdi kostik ve suyu bir araya getirip kullanacağımız kostik çözeltisini ilave ediyorum. Kaynatma prosesinde kostiğin fazlası acı su olarak ayrılacağı için fazlasını ilave edebiliriz. Evet, bir taraftan yağımız ısınıyordu ve bu yüzden daha büyük bir kaba alıyorum arkadaşlar. Öncelikle sabunları yağın içinde iyice dağıtıyorum. Buradaki sıcaklık 90 ile 100 derece arasında. Buradaki olay sabunların yağın içindeki çözünme olayı değil. Sabunu yağın içinde dağıtıyoruz şu anda. Sabun moleküllerinden sodyum oleat ya da sodyum stearat 200 derece civarlarında eridiği için hani erime noktasına çıkmak pek doğru olmaz. Bu yüzden sıcaklığın etkisiyle sabunları dağıtıyoruz. Ve yeterince dağıldığına kanaat getirdikten sonra kostik çözeltisini ilave ederek reaksiyonu başlatıyoruz arkadaşlar. Başlangıçta daha geniş bir kap kullanmak gerekiyormuş. Onu gördük. Çünkü diğeri dar geldi ve taştı. Yani bu tür işlemlerde kaynatma prosesi yapıyorsanız taşmadan zarar görmemek için kullanacağınız materyallerin yüksekliği kullanacağınız kabın yarısını geçmemeli arkadaşlar. Kostik ilavesiyle reaksiyona başlamış olduk. Arkadaşlar bu noktadan sonra sürekli karıştıracağız.
Uyguladığımızın etkisiyle yani reaksiyon oluyor ama karıştırmanın etkisiyle reaksiyonu biraz daha hızlandırmış olacağız arkadaşlar. Buradaki toplam reaksiyon süresi aşağı yukarı 1 saat sürdü. Sıvı fazda kostik ve yağın birleşmesi için su çözücü olarak davranıyor. Tabi bu yüzden kaynamanın etkisiyle su miktarı azalacak. Azalan suyu bir miktar su ilavesiyle takviye etmemiz gerekecek. Gliserinin tamamını uzaklaştırmak istemediğim için normal gene linkteki videoda kaynatarak yaptığım sabunun üretimi var. Suyu o kadar fazla tutmuyorum. Yüzeye baktığınız zaman böyle çok yağlımsı bir halde görürseniz bilin ki bu biraz su istiyor. Yani su miktarı bayağı bir azalmıştır. Kostik de yağda çözünemediği için reaksiyon tam olamıyor. Bu yüzden çözücü takviyesi yani su takviyesi gerekiyor arkadaşlar. Birazdan su takviye etmek durumunda kalacağım. Öyle görünüyor. Evet, bahsettiğim su ilavesini yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Çok da fazla abartmaya gerek yok. Sabunlaşma reaksiyonu hemen hemen tamamlanmak üzere. Yüzeyin görüntüsü homojen bir görüntü sağladığı zaman yani sizin reaksiyonunuz olmuş demektir. Yağ görmemek lazım. Soğuk prosesteki gibi yani böyle emülsiyon halinde sabun gördüğünüzde reaksiyonunuz olmuş demektir arkadaşlar. Aşağı yukarı oldu yani bu. Gördüğünüz gibi. Yani önceki kısımlarda baktığımda sabunlar ayrı, yağlar ayrı görünüyordu. Evet, çok az bir acı suyu var. Kalıbı almadan önce onu ayıracağız. Şu andaki sıcaklığı 85 derece civarında. Şimdi direkt kalıbı almak yerine acı suya ayırmak gerekiyordu ya. Yüzeyden başlayarak diğer bir kaba alacağım bunu.
Gördüğünüz gibi işe yaramayan sabunlarımızı yeni yaptığımız sabunun içinde dağıttık. Sabunlaşmayan kısımları da sabunlaşmış oldu. Böylece onları da atmak yerine değerlendirmiş olduk arkadaşlar. Acı suyu ayırarak diğer kovamıza aldık. Şimdi ben buna bu noktada bir defne esansı eklemek istiyorum. Aslında esans dediğim defne esansiyel yağ destilasyon yoluyla elde ettiğim linki yukarıda. Bu yüzden sıcaklığını ölçtüm. Yani 50-60 derece arasında olması yeterliydi. Yaklaşık kullandığım yağın %3'ü kadar ilave ediyorum. Arkadaşlar karıştırmayı da yaptık. Şimdi bu noktadan sonra sabunumuzu kalıba alacağız. Ondan sonra da dondurup daha küçük kalıplara böleceğiz. Kalıbı alıyorum. Ve donmasını bekleyeceğiz. Muhtemelen 24 saat sonra kesime hazır olur.